Soğuk yağmurlu bir gün olsun ama evdesin, televizyondan bir film. Eski aşkları anlatır, sen sadece usulca izlersin. Bir kadın bir adam var terazinin ucunda, iki insan. Bir üzüm bir gülmece var, aşk dediğin sadece bir kumar. Hep izleriz biz böyle, her şeyin eskisini siyah ve beyaz. Eskitin sadece hüzünlü mutluluklar. Benim filmim burada başlar. Özne eylem, drama ve gülmece var. Her şey güzel başlar, inanırlar ama kötü rolde de yaşam var. Başta söylenen şarkılar birden istek almayı bırakırlar. Hani aşk dediğin sona kadar bağırır çağırır, ile de saçmalar. Hep izleriz biz böyle, her şeyin eskisini siyah ve beyaz. Eskitini sadece hüzünlü mutluluklar. Hey dostum bir dinle bak, bağır çağır saçmala, keyfine bak. İnatçı olmalısın yoksa aşk dediğin filmin sonuna kadar. Önce bir kendine bak, inandıklarına, ardından sen neye inanırsan inan, her zaman mutlu olmaz ki insan. Eskitme bekletme sen, düştükçe yeniler kendin insan. İnanınca bulunur eskitilmiş mutluluklar. Söylemek çok zor, gerçekten çok zor. Ya benim için çok zor, kabiliyet istiyor. Anlatmaya çalışayım. Evet, şarkının akorlarından bahsedeyim. 3 tane akorla gidiyoruz. Sitelerdeki akorların doğru olduğunu düşünüyorum. Ben söyleyebileyim diye bu tona çektim. Dilerseniz la minör tonu, yani AM tonuna şarkıyı çekerseniz daha kolay. En azından bir E7'li olacak orada ama hani bu işte G minör, Do minör ve D7 gibi bir akorumuz var. D7 yerine D majör de olur. Yani şuradaki D7 çok yakışmıyor. Ya şu şöyle bir D7'li, yani şu ikinci perdeye bir bare koyuyoruz. Sonra işte ben orta parmağımı kullanıyorum. Herhalde o müsait olan. Onu da Do majör basar gibi, yani şu. Ya da normal Re majör, D majör şeklinde geçebiliriz. G minör, C minör, yani Sol minör, Do minör ve Re majör 7'li, D7'li akorlarıyla 3 tane akorla devam ediyor şarkı. Giriş de yaptım, hemen bahsedeyim çok fazla uzatmadan. Şöyle bir şey yapıyorum. İlk 3, üstten 3 alt tele vurmadan üstten 3 teli G minör basılıyken, ya da şöyle de yapabilirsiniz ama hani şu pozisyonda şöyle, aslında almak istediğim ses şu. Bir kere vuruyorum, sonra bir kere buradan, yani mi teli 3. perdeden ses alıyorum. Sonra alt tel boş. Sonra alt tel 1, 1, 0, üst tel 3, 2 minör, sonrasında alt tel 1, 0, üst tel 3, mi teli, yani şöyle oluyor. Ama melodiyi gözeterek tabii. Şu şekilde.
sonra re majör. Ama yine alt tele sanki çok fazla dokunmadan şöyle, ya da o olabilir. Sonrasında şu re majör. Alt tel 0, sonra 3-2. Yani 3-2. Sonra G minör. Sonrasında ya da şöyle ya da yine üçlü, yukarıdan üçlü. Sonra G minör pozisyondayken do teli ikinci perde iki kere şöyle yapıyorum. Yani bir daha tekrar ediyorum. Sonrasında şunu yapmıyorum. Sadece G minörle iniyorum aşağı ve sonrasında ritimle beraber şarkıya giriyorum. Ritim ve bir bakayım. Ya şöyle, yani bir vur, bir sus, sonra bir vur, bir sus, sonra yukarı. Sonrasında bir kapama, maalesef işte bunu her zaman anlatmaya çalışıyorum. Ya işaret parmağınızda çalanlar yaparken kapatıyorlar. Ben komple vuranlardanım. Sonrasında şöyle bir, işte dediğim gibi önce tırnaklarımla şöyle vurup üstünden hemen şurasıyla kapatıyorum ama çalma şeklinize göre bile değişir. Aşağı yukarı bunu kullandığım videolarda anlatmaya çalışıyorum ama bir ana bir kalıbı yok. Yani sizin çalma şeklinize göre ayarlayabileceğiniz bir şey. Ama ritim dediğim gibi şu. Ya böyle. Yani bir aşağı, bir sus, sonra yukarı, kapa, yukarı, aşağı, yukarı. Ya da bir aşağı, hafif bir sus, aşağı yukarı, kapa, yukarı, aşağı yukarı. Ben genelde böyle çaldım sanıyorum. Yani şöyle oluyor. Ya da şeklinde. Soğuk yağmur. İlk vuruştan sonra giriyoruz. Soğuk yağmur bilgin olsun. Böyle de çalabiliriz. Soğuk. Soğuk yağmurlu bir gün olsun neredesin? Bu şekilde, ya da dediğim gibi D7'li yerine re majörde D'de kullanabiliriz. Şarkı bu şekilde gidiyor. Sadece satır sonlarındaki G minörlerde, yani akorlar eğer değiştirirseniz tam sözcüklerin olduğu yerlerde değiller. Sitelerden eğer kendi versiyonunuzu seçmek isterseniz. Ama genel mantık bu. Yani ilk 3 akoru, her bir ilk büyük satırda 4 akor var. Göründüğü üzere işte G minör, C minör, D7, G minör. En sondaki G minörü 2 kere atıyoruz ritmimizi. Sürekli bu şekilde gidiyor. Yani soğuk yağmur. Ama evdesin, televizyondan bir film. Aslında oraya ikinci kez, yani o G minörü sanki aşağı alıyoruz gibi. Eski aşkları anlatır, sen sadece usulca izlersin. Bir daha G minör. Bir kadın, bir adam var, terazinin ucunda iki insan. Yine G minör. Bir üzüm, bir gülmece var, dediğin sadece bir kumar. Yine G minör. Bizdeyiz biz böyle. Şarkı tamamen aynı mantıkla devam ediyor. İlk iki akoru eğer üstte dört akor görüyorsak, ilk satırlarda işte dört akor var genelde. Soğuk yağmurlu bir gün olsun ya da benim filmim burada başlar gibi. Nakarata haricindeki yerlerde sondaki G minörü iki kere atıp aşağı bağlanıyoruz. Sondaki G minörü iki kere atıp aşağı bağlanıyoruz. Bu şekilde gidiyor. Benim filmim burada başlar. Özneylem drama ve gülmece var. Her şey güzel başlar, inanırlar ama kötü rolde de yaşam var. Böyle gidiyor şarkı. Ya da
yapılan şey bu. Biraz söyleme kabiliyeti, becerisi istiyor. İşte çok reggae tarzında giden bir şarkı, çok yani benim en azından hakim olduğum bir tarz değil ama söylemek isteyenler bu formatta. Ada ritmiyle de söyleyebilirsiniz. Kolay, en azından bunu yapamıyorum diyenler ada ritmiyle olur. Yani iki aşağı iki yukarı, bir aşağı bir yukarı. Soğuk yağmur, yine ilk vuruştan sonra. Soğuk yağmurlu bir gün olsun ama evdesin, televizyondan bir film. Eski aşkları anlatır, sen sadece usulca izlersin. Aynı mantık sondaki G-minörlerde, iki kere geçiyoruz ada ritmine. Genel mantık bu. Yani çalınabilir, hani çok en azından diğerini yapamıyorsak ada ritmi de yakışıyor şarkıya kesinlikle. Yani bilenler, çok fazla bilmiyorum hani bilen var mıdır bu şarkıyı da. Dediğim gibi en azından bildiklerinden devam etmeye çalışıyorum. Çok fazla dinleyemiyorum bu ara yeni şeyler. Çok da tahammül edemiyorum yeni şeylere. Elektronik, işte altyapılı, ne bileyim, eleştirmek anlamında demiyorum ama yani yaş itibariyle biraz tabii daha böyle gitarlı şeyli, canlı enstrümanlı şeyleri seviyorum. O nedenle zorluyor beni. Arada istekler oluyor ama kusuruma bakmayınız yani maalesef. Yani onu çevirmek, onu oturtmak, ona zaman ayırmak, elektronik bir şeyi işte akustik bir enstrümana uyarlamak inanın çok zaman isteyen şeyler. Şu ara maalesef bir süredir bulamıyorum ama bakalım, inşallah ilerleyen günlerde dönebiliriz eski sisteme. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.